Herkese günaydın. Ee, sınav hakkında bir sonraki derste konuşacağız. Kağıtların hepsi okundu, notlar verildi ama kağıtları bir sonraki derste dağıtacağım. İşlenen konuları çalışıp özümseme fırsatı bulduğunuz bu sınav sonrasının dönem ödevi konusu seçmek için çok uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bugünkü dersimizi bu konuya ödev konusu seçimine ayırdım. Dönem tatilinin hemen öncesinde bu konuya zaman ayırmamız da ayrıca iyi olacak. Çünkü aranızdan bazı şanslı arkadaşlarınız tatilde Roma'ya gidiyor. Bazılarınız Kaliforniya'ya, belki Malibu yakınlarına gidecek ve Malibu'ya gideceklerin Herculaneum'da bulunan önemli bir Roma villasından esinlenilerek inşa edilen Getty Müzesi'ni ziyaret etme şansı olacak. Aslında tatilde yapacağınız tüm seyahatler size ödev konusunda ilham verebilir. Hangi şehre ya da hangi kasabaya giderseniz gidin, herhangi bir döneme ait size esin kaynağı olacak bir yapıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tip mimari deneyimlerden edineceğiniz ilhamı da küçümsemeyin. Etrafınızdaki yapılar konu seçiminde size fikir verebilir. Evet, bugün bu konudan konuşacağız. Aynı zamanda tatil dönüşü başlayacağımız e, konuya bir giriş yapmak üzere Roma İmparatorluğu'nun bazı büyüleyici kesimlerine de göz atmış olacağız. Gerçi bir dersimizi Hadrianusa, Pantheon'a ve Hadrianus'un Tivoli'deki villasını ayıracağız. Ardından bir derste de İtalya'daki bir koloniden Roma'nın limanı Ostia'dan söz edeceğiz. Ama bahar derslerimizin geri kalanında Roma İmparatorluğu'nun diğer coğrafyalarını konu edeceğiz. Bu derslerde Kuzey Afrika'ya gideceğiz, Ürdün'e ve Orta Doğu'nun farklı bölgelerine gideceğiz, Fransa'ya, İspanya'ya gideceğiz. Yani baharı Roma İmparatorluğu'nun çok sıra dışı yerlerine seyahat ederek geçireceğiz. Bugün dönem ödevi konusuyla bağlantılı olarak bunlardan bazılarına değineceğiz. Sanırım bu da sizi ikinci semestirde yapacağımız baş döndürücü yolculuk için biraz havaya sokacaktır. Şimdi dersimizin geri kalanında 3 ödev seçeneği hakkında fikir edilmeniz için harika yerler, anıtlar ve yerleşimler göstereceğim. Umarım e, bunları ödev konunuz için birer olasılık olarak değerlendirirsiniz. Ve belirttiğim gibi bu bize Roma İmparatorluğu'nun eyaletlerini tanımaya başlamak için de iyi bir fırsat olacaktır. Doğal olarak konu başlıklarının çoğu, bir iki istisna dışında derslerde işlemeyeceğimiz konulardır. Bu size hem Roma dünyasının derslerde büyük olasılıkla konu etmeyeceğimiz kısımlarını tanıma hem de Roma yapıları hakkında genel olarak öğrendiklerinizi daha önce görmediğiniz yapıları deşifre etmek için kullanma fırsatı verecektir. Daha önce de belirttiğim gibi 3 konu seçeneğiniz var. Bunlardan ilki diğer sanat tarihi ya da tarih derslerinde hatta fen derslerinde hazırladığınız ödevlerdekine benzer. Bu yalın ve net, belli bir konuya odaklanmış, okuma ağırlıklı bir seçenektir. Sizi hepsi için kaynakça vereceğim. Bu arada kaynakçadaki hemen hemen tüm yayınlar sanat ve mimarlık kitaplığında bu ders için ayrılmıştır. Böyle kalabalık bir sınıfta doğal olarak bazılarınız aynı konuyu seçecektir. Erken davrananın kitabı alıp diğerlerinin kitapsız kalması gibi bir durum yaşansın istemem. Bu nedenle kitapları bu ders için ayırttım. Bunun da başka bazı sorunlar yaratacağını biliyorum. Örneğin kitabı alıp evinize götüremezsiniz. Paylaşmanız gerekir. Ama en azından kütüphaneye gittiğinizde kitap orada olacak. Bazı kitapların iki kopyası var. Erken davranıp kitabın ikinci veya üçüncü kopyasını ödünç alabilirsiniz. Size tavsiyem tatilden önce bir iki kitap edinin. Önümüzdeki birkaç günde bunu yapabilirsiniz. Evet, araştırma ödevinin ilk konusu açık ve net bir konudur. Bir anıt hakkında okuyup araştırma yapıyorsunuz. Anıtın kendi özellikleri ve Roma mimarlığının gelişimi içindeki yeri konusunda bir fikir ediniyorsunuz. Tabii böyle bir ödevde hem anıt hakkında okuyarak, araştırarak edindiğiniz somut bilgilere hem de anıtın ana özelliği ya da anlamı ile ilgili kendinizin düşünüp ortaya koyduğu bir teze yer vermenizi bekliyorum. Bu tip bir ödevin büyük bir kısmı doğal olarak anıtla ilgili okuduğunuz, anladığınız somut bilgiler olacaktır. Ama siz bu sunumu kendi bazı tezlerinizi tartışmak için kullanabilirsiniz. Örneğin artık Roma'yı çok iyi bildiğinize göre dışarıdan bir yapı ya da yapı grubu seçerseniz merkezde olanlarla çevrede olup bitenler arasındaki ilişkiyi, merkez çevre ilişkisini tartışabilirsiniz. Araştırma ödevi için size vereceğim ilk konu Yunanistan'daki Korint yerleşimi. Bu klasikçiler için iyi bir konu başlığı olabilir. Aranızdan birkaç kişi olduğunu biliyorum. Burada Roma kültürü ve uygarlığı kadar Yunan kültürü de var. Yani geriye dönüp bir Yunan kentine bakmak isteyenler Korinti, Yunanlar tarafından kurulan ve geçmişi arkaik çağa kadar giden bu Yunan kentini seçebilir. Örneğin bu Korint'teki arkaik tapınağın bir görüntüsü. Yani burası çok gelişmiş, sonradan Romalıların eline geçip Romalılaşan bir Yunan şehri. Yunanistan'da küçük bir Roma yaratmak üzere burada tipik Roma yapıları inşa etmişler. Ama bu yeni yapıların eski yapılarla nasıl harmanlandığını görmek çok ilginçtir. Korintteki Arkeik Tapınaktan başka bir de istmus olarak bilinen yerden söz edelim. Hatırlayacaksınız Julius Caesar'dan ve onun inşa ettirdiği yapılardan konuşurken Julius Caesar'ın Korint İsmus'ta bir kanal yaptırdığını söylemiştik. Korint'teki bu kanal hala görünür ve kullanılır durumda. Burada perdenin solunda kanalın harika bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bu da aynı kanaldır. Yani yapımına Julius Caesar zamanında başlanan kanal. Bu buradaki Roma katkıları konusunda size bir fikir vermektedir. Size bir başka örnek daha gösteriyorum. Korint dekoruna gelen çok sayıda Roma yapısı var. Bunun gibi bir konu seçerseniz bir Roma şehrine, onu oluşturan tüm unsurları ile birlikte genel olarak bakabilir, şehir dokusunun nasıl oluştuğunu inceleyebilir ya da Korint'ten bir iki Roma yapısı seçip onlara odaklanabilirsiniz. Burada size örnek olarak Korint'teki Roma hamamını gösteriyorum. Burada ilginç olan siz de bakınca hemen görmüşsünüzdür. Burada ilginç olan yapı her ne kadar İtalya'daki Roma hamam örneklerine benziyorsa da bu hamam gördüğünüz gibi tamamıyla kesme taşla inşa edilmiştir. Bu betonun kullanıldığı hem Pompei'de gördüğümüz Stabia veya Forum hamamları gibi küçük hamamlardan hem de Titus hamamı gibi geç dönem imparatorluk hamamlarından çok farklıdır. Burada taş kullanılmıştır. Neden taş kullanılmıştır? Çünkü mimaride taş kullanımı Yunanistan'da arkaik çağdan klasik çağa, oradan da helenistik çağa kadar uzanan çok eski bir gelenektir. Bu coğrafyada mermer dahil birçok taş çeşidi kolay ulaşılır bir malzemeydi ve buradaki mimarlar, ustalar taş işçiliği konusunda çok yetenekliydi. Onlar için inşaatlarda taş kullanmak son derece doğaldı. Burada beton kubbelerin onları baştan çıkartmadığını ve mimarilerinde beton kullanmadıklarını görüyoruz. Beton sadece bugün değil, gelecek derslerde de göreceğiniz gibi gerçekten İtalya'ya özgü bir fenomendir. Roma eyaletlerinde beton çok ender olarak kullanılmıştır. Birçok yerde taş normal inşaat malzemesi olarak kabul edilmekteydi. Korint'te de bunu görüyoruz. Yani burada inşaat malzemesi başlı başına önemli bir konudur. Ama örneğin Korint'teki hamamın planının neye benzediğini, bunun Pompei'de gördüğümüz küçük hamamlarla ya da Titus zamanında yapılmış hamam gibi büyük imparatorluk hamamlarına benzeyip benzemediğini de sorgulayabilirsiniz. Burada ne tip malzemeler kullanıldığını, odaların nasıl düzenlendiğini araştırabilir ya da erkekler bölümünün, kadınlar bölümünün durumu gibi bu yapı ile ilintili bariz sorulara yanıt arayabilirsiniz. Yine imparatorluğun doğusundan bir başka örnek. Antik dönemin Küçük Asya'sında, günümüz Türkiye'sinde, Türkiye'nin batı kıyısında bulunan Efesos kentidir. Çok sıra dışı bir yer. Bu yerleşimin de sadece tarihi, kültürel ve politik anlamda değil, mimari anlamda da çok uzun bir geçmişi vardır. Yunanistan'dakiler gibi bu kent de Yunan döneminde kurulmuştur. Efesos'un en ünlü tapınağı Artemis Tapınağı'ydı. Burada bu sikke üzerinde Efesos Artemis Tapınağı'nı görüyoruz. Burası tüm dünyaca sahiplenilen Yunan ve Roma döneminde her yerden hacıların geldiği bir tapınaktı. Burada sikki üzerinde Efesos Artemis tapınağının nasıl bir yapı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi ön cephesinde 8 sütun var. Bunlar iyon düzenindeydi. En azından bir dönem öyleymiş. Yapı birçok kez inşa edilmiş ve zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Ama burada iyon başlıklarını, alınlık bezemesini ve merkezdeki sütun aralığının içerideki Artemis kült heykelinin görünebilmesi için daha geniş tutulduğunu görüyoruz. Ama ne kült heykeli. Burada perdenin solunda heykelin kopyalarından birini görüyoruz. Bu heykelin tonlarca kopyası var. Bu onlardan biri. Burada Artemis'in bu ünlü tapınağındaki kült heykelinin neye benzediğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi Efesos Artemis çok uzun ömürlü olmuş. Daha sonraki dönemlerde de çeşitli biçimlerde kullanılmaya devam edilmiş. Burada İtalya'da Tivoli'deki Hadrianus villasının çok yakınındaki Villa Deste'den bir fotoğraf görüyoruz. Burası Rönesans döneminde kullanılan ve birçok çeşmenin olduğu bir yer. Bu çeşmede de gördüğünüz gibi Artemis'i Efesos diyanasını kullanmışlar yani geç dönemlerde de çok çeşitli bağlamlarda karşımıza çıkıyor. Efesos'taki Roma şehrine gelince şehir mükemmel bir durumda korunmuştur. Bugün Pompei ve Herkülenyum kadar iyi korunmuş Roma şehirlerinden biridir. Ama burada gördüğünüz Efesos'taki bu iki yapı Pompei veya Herkülenyum'dakilerden çok farklıdır. Burası aslında mermerden bir şehirdir. Burası da geleneksel mimari dilin mermerin, Yunan mimarisinin sütunlarının, alınlıklarının, duvar ve çatılarının kullanıldığı Yunanistan Anadolu kentlerinden biridir. Burada örnek olarak çok iyi durumda korunmuş olan Augustus Takını görüyoruz. Bu yapı Efesos'ta kullanılan taş mimari konusunda size bir fikir verecektir. Belki daha da ilginç olanı burada sağda gördüğünüz Hadrianus Kült binası ya da tapınağıdır. Bu Efesos'ta İmparator Hadrianus onuruna inşa edilmiş bir tapınaktır. Çok küçük bir tapınak, daha ziyade bir kült binasıdır. İlginç olan bunun da taş olmasıdır. Bunu Roma'daki daha görmedik ama hepinizin zaten çok iyi bildiği Pantheon'la kıyaslayın. Pantheon Romalıların inşa ettiği en büyük yapılardan biri, hatta en büyük beton yapıdır. Onun büyük boyutuyla beton mimarisiyle bunu kıyasladığınız zaman Hadrianus zamanının Roması ile Efesos arasındaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Bunun çok küçük bir yapı olduğunu tekrarlayalım. Tümüyle taştan yapıldığını da görüyorsunuz. Sütunları, duvar ayakları var. Çok fazla bezeme, hatta neredeyse mimari unsurları soyutlaştıran abartılı bir bezeme var. Burada ayrıca daha önce duvar resminde gördüğümüz ama gerçek mimaride hiç karşılaşmadığımız bir düzenleme görüyoruz. Alınlıkta ya da alınlığın bir kesiminde düz bir lento, ardından kemerli bir lento, sonra tekrar düz bir lento görüyoruz. Her iki kenarda da alınlığın yükselmeye başladığını görüyoruz ama bunlar tam değil. Burası kırılmış mı yoksa burada kesik ya da kırma üçgen alınlık dediğimiz tip alınlık mı var? Kesin olarak bilemiyoruz. Bana sorarsanız burada kırma üçgen alınlık var. Yani burada kırma üçgen alınlıktan çıkan kemerli bir lento var. Bu düz ve kemerli lentolardan oluşan tasarım Hadrianus zamanında çok yaygındı. Hatta aslında doğuya özgü olan bu özellik İtalya'da bile kullanıldı. Ama hatırlayacaksınız bunu duvar resimlerinde örneğin Kubikulum 16'da görmüştük. Şimdi de gerçek mimaride görüyoruz. Ama bunu imparatorluğun doğusunda mimarların sütun, alınlık, lento gibi geleneksel mimari unsurları kullandıkları ve bunlarla çok farklı yapılar inşa ettikleri bir coğrafyada görüyoruz. Bunlar aynı dönemde Roma'da inşa edilenlerden çok farklıdır. Efesos konusunda çalışmak isterseniz tabi Hadrianus Tapınağı'nı çalışabilirsiniz. Daha başka seçeneklerde olabilir. Ama benim size şimdi önereceğim yapı ilginç maceracı bir araştırma yapmanıza ve çok zengin içerikli bir çalışma hazırlamanıza olanak tanıyacak bir yapıdır. Bu yapı Efesos Selsus Kütüphanesidir. Sizler öğrencisiniz ve zamanınızın çoğunu umarım kütüphanelerde geçiriyorsunuzdur. Bugünlerde birkaç adım atıp kütüphaneye gitmektense İnternet üzerinde araştırma yapma eğilimi var. Ben bile bazen bu tuzağa düşüyorum. Ama bu çalışma için kütüphaneye gitmenizi öneririm. İnternette birçok ilginç şey bulabilirsiniz. Ama iyi bir ödevi ancak kütüphane'de çeşitli kaynaklar okuyarak hazırlayabilirsiniz. Efesos Celsus Kütüphanesi hem sizin kütüphanelere olan ilginiz nedeniyle hem de derslerde antik çağ kütüphanelerinden söz etme fırsatımız olmayacağı için iyi bir seçenek olabilir. Antik dünyanın en ünlü kütüphanesi elbette ki İskanderya yani İskenderiye Kütüphanesiydi ve çağın diğer kütüphaneleri için bir ölçüttü. Roma'da, İtalya'da ve tüm imparatorlukta Yunan ve Latince eserler için çok sayıda kütüphane kurulmuştu. Kütüphaneler genellikle Hadrianus villasında göreceğimiz gibi özel villalarda ya da gelecek ders sözünü edeceğimiz Traianus forumu gibi forumlarda karşımıza çıkmaktadır. Ama bazen de Efesos Selsus kütüphanesinde olduğu gibi şehre hizmet veren büyük kuruluşlardır. Adını kütüphaneye yaptırmış olan Selsus, C-E-L-S-U-S, -E Selsus -S, isimli kişiden alır. Tüm Efesoslulara açık olan bu kütüphaneyi yaptıran hayırsever Sensus karşılığında kütüphaneye adının verilmesini istemiş. Burada ikisi de Walt Perkins'ten alınmış olan planı ve iç mekanın restore edilmiş halini görüyoruz. Planda gördüğünüz gibi dikdörtgen bir mekan, içinde bir niş, nişin içinde de sütunlar var. Ayrıca çevre duvarları boyunca da sütunlar var. Yapının ön cephesinde de bir merdiven olduğunu görüyorsunuz. Bu yeniden canlandırma çizimiyle yapının iç mekanı hakkında daha iyi bir fikir ediniyoruz. Burada nişin iki katlı olduğunu görebiliyoruz. Her iki katta da sütunlar var. Nişin üstü de kasetli bir yarım kubbe tavan ile örtülmüş. Duvarlarda bir dizi kat var. Bu katlarda içinde raf yerleri olan dikdörtgen gözler var. Hatırlayacaksınız o dönemde kitap değil rulo halinde saklanan el yazmaları vardı. El yazmaları bu raflarda saklanıyordu. Bu dikdörtgen gözlerin her birinin ahşap kapakları vardı ve böylece el yazmaları kullanılmadıkları zamanlarda güvenli bir şekilde burada muhafaza ediliyordu. Burada ayrıca kasetli bir tavan ve düz bir çatı olduğunu görüyoruz. Bu kütüphanenin çok ilginç ve aslında onu benzersiz kılan bir özelliği var. Selsus bu yapıyı sadece kamu yararına bir kütüphane olarak değil, aynı zamanda kendine mezar olarak da düşünmüştür. İnsanların mezarları konusunda çok ilginç kararlar verebildikleri konusunu konuşmuştuk. Selsus da kütüphanesine gömülmeye karar vermiş. Bu merkezi inişin altında gerçekten bir mezar odası olması, kendisinin hakikaten kütüphanesine gömülmüş olduğunun bir kanıtıdır. Sonuç olarak burası sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda bir mezardı. Sanırım bu da bu yapıyı özellikle ilginç bir ödev konusu haline getirir. Yapı yıkılmış ve 1970'lere kadar da parçaları etrafa dağılmış bir şekilde yıkıntı halinde kalmış. Yakın bir geçmişte arkeologlar yerlerdeki tonlarca ve yüzlerce parçayla yapıyı yeniden ayağa kaldırmışlar ve bu işi yaparken de yapının sadece kendi orijinal mimari parçalarını kullanmışlar. Bugün Efesos'a giderseniz işte böyle bir yapı görürsünüz. Çok sıra dışı bir yapı. Gördüğünüz gibi tümüyle mermerden yapılmış. Bu Efesos Selsus Kütüphanesi'nin ön cephesidir. Tümüyle mermerden yapılmış. Gördüğünüz gibi iki kat var. Altta sütunlarla desteklenmiş düz lentolar, üstte ise kemerli ve üçgen alanlıklardan oluşan bir kombinasyon cepheye bir hareket katmış. Burada çok ilginç bir başka özellik daha görüyoruz. Aslında burada da mimarların Roma'daki benzerleriyle kıyaslandığında yine sütun gibi, alınlık gibi geleneksel Yunan unsurları kullanmış olduklarını görüyoruz. Ama burada aynı zamanda ön cepheye girintili çıkıntılı bölmelerle bir tür dalgalanma yaratılarak hareketlilik katılmış. Yine çok ilginç bir başka tasarım da üst sıradaki sütunlu bölmelerin alttakilerin tam üstüne değil de kaydırılarak yerleştirilmiş olmasıdır. Gördüğünüz gibi üstteki bölmeler aşağıdaki çıkıntılı bölmelerin üzerinde değil girintili olanların üzerindedir ki bu da üst katla alt kat arasında bir zıtlık yaratarak cepheye daha fazla bir hareketlilik kazandırmıştır. Burada aynı zamanda sütunların yapımında alacalı renkte mermerlerin kullanılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçek anlamda mermer bir yapı. Yunanistan ve Anadolu Roma İmparatorluğu'nda yüksek kaliteli mermere en kolay ulaşılan yerlerdi. Bu da bir başka görüntü. Burada Efesos Selsus Kütüphanesi'nin birinci katından ikinci katına alttan bakıyoruz. Buna bakınca belki de kendi kendinize ''Aa tepede dördüncü sil duvar resminde gördüğümüz mimari kafeslerden var.'' demiş olabilirsiniz. Bunu daha önce de gördük ama sadece duvar resminde gördük. Gerçekte böyle bir şey görmemiştik. Bunun en yakın benzerini Roma'da size duvardan fırlamış gibi görünen sütunlarını ve türlerini gösterdiğim Forum Transitorium ya da Nerva Forum'unda görmüş, yapıya canlılık katan bu girintili çıkıntılı mimari efektin Roma mimarlığının daha ileri bir evresinde göreceğimiz barok üslubun ilk örneği olabileceğini söylemiştim. Ama bunun Anadolu'da sıklıkla ve doğal bir biçimde uygulanan bir tasarım olduğunu görüyoruz. Burada da söz konusu olan budur. Yani bu da önce duvar resminde, daha sonra gerçek mimaride karşımıza çıkan tasarımlara bir başka örnektir. İleride bir dersimizi Antik Roma dünyasındaki barok mimarlığa ayıracağım. Tüm eyaletlerden birçok yapı örneği göreceğimiz o derste, mimaride yine geleneksel dağarcığın kullanıldığını ama bunun çok canlı bir uygulamaya dönüştüğünü göreceğiz. Cephede ayrıca Belki zaten fark ettiniz nişler içinde heykeller var. Burada örnek olarak iki kadın heykeli görüyoruz. Kim bu kadınlar? Bu, bu konuyu çalışacakların yanıtlaması gereken ilginç bir soru. Altta Yunanca bir yazıtta kim oldukları yazılı. Bu ayrıntılarda yapının aynen Efesos Hadrianus tapınağındaki gibi çok yoğun bir süslemeye sahip olduğunu görüyorsunuz. Mümkün olan her alan bezemelerle doldurulmuş, duvarlar neredeyse soyutlaşmış. Bu yine resim sanatında üçüncü stil duvar resminden bildiğimiz bir özellik. Burada mimaride görüyoruz, Arapakis'te de görmüştük. Burada da imparatorluğun doğusunda bir yapıda görüyoruz. Bir başka ilginç şehir ve konu ise Ürdün'de bir Roma şehri olan Gerasa ya da Ceraş'tır. Sömestrin sonlarına doğru Ürdün'den birkaç yapı göreceğiz ama bunları değil. Burada Ceraş'taki Roma şehrinin planını ve Roma yapılarının yerlerini görüyoruz. Minyatür Roma'yı oluşturan belirgin yapıları hemen aradan seçebiliyorsunuz. Örneğin burada Firkete şeklinde hipodromu görüyoruz. Burada Hadrianus takı var. Burada iki tiyatro vardı. Kuzey tiyatrosu burada. Burada bir yerde, yukarıda ise Güney Tiyatrosu var. Bunların tipik Roma Tiyatrosu şekline sahip olduklarını görüyorsunuz. Burada bir de Artemis Tapınağı var. Şehirde birkaç tane tetrapilon var. Roma'da hiç tetrapilon görmedik. Aslında Romalılar şehirde hiç tetrapilon inşa etmemişlerdir. Tetrapilon kavşaklara yapılan ve içinden yol geçen dört cepheli taklardı. tak tam iki yolun kesiştiği noktada yapılıyordu ve at arabanızla veya yürüyerek bu kemerlerin altından geçiyordunuz. Tetraplonlar imparatorluğun doğusunda çok yaygındı. İlerideki derslerimizde birkaç örnek göreceğiz. Bugün de bir ikisinden söz edeceğiz. Ceraş ve tetraplonlarla ilgilenenler için bir kitap önereceğim. Tabii her referanstan tek tek söz etmeyeceğim ama web sayfasında her konuda bir kaynakçı olduğunu belirtmiştim. Ve kitapların kütüphanede bu ders için ayrılmış olduğunu söylemiştim. Ama William MacDonald'ın The Architecture of the Roman Empire kitabının ikinci cildine bakmanızı özellikle öneririm. Doğu eyaletleriyle buralardaki şehirlerle ilgilenen herkes için bu kitap çok yararlı olacaktır. Bu kitapta çok şiirsel bir dille şehirlerin nasıl planlandığı, yapıların yollarla ilişkisi, şehri tasarlayanların manzaraları, görselliği nasıl dikkate aldığı ve ayrıca insanları hangi yollarla şehir çevresine çektikleri anlatılmaktadır. Bu kitabı çok işe yarar bulacağınızı düşünüyorum. Şimdi, e, pardon, tekrar bir geri dönelim. Planı tekrar göstermek istiyorum. Çünkü birazdan e, burada gördüğünüz Gerasa formundan söz edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu formun biçimi özellikle çok ilginçtir. Burada Gerasa'dan bir çift yapı görüyoruz. Soldaki Hadrianus takı. Burada yine büyük Taşkın sütunları, ikinci kattaki nişleri olan bir taş yapı söz konusu. Küçük ve büyük nişlerle bir zıtlık oluşturulmuş. Tekrar çıkık sütunlar ve entablatur ama alınlık bir girinti içinde. Burada da yine geleneksel mimari unsurlarla Yunanların hiç yapmayacakları bir şekilde oynanmış olduğunu görüyoruz. Uzun dışa taşkın sütunlarınız ve üçgen bir alınlığınız var ama bu üçgen alınlığın her iki kenarında taşkın kanatlar var. Alınlığın orta kısmı ise bir derinliğin içine yerleştirilmiş. Bu da Geresa'daki çeşme yani Nymphaeum. Sütunlar Celsus kütüphanesindeki gibi iki kat halinde yerleştirilmiş. Ama burada sütunlu bölmeler birbirleriyle aynı hizada. İkinci sırada da muhakkak sütunlar vardı. Burası sanırım Geresa'daki en ilginç yer, oval bir forum. Oval biçimli bir forum. Amfiteyatrolarda oval form gördük. Hatta sekizgen mekanlar gördük, yuvarlak mekanlar gördük. Ama Romalıların İtalya'da oval formu amfiteyatrodan başka bir yerde kullandıklarını görmedik. Fakat burada GereSada harika bir oval forum görüyoruz. Aslında bu oval form kavisli sütun dizileriyle oluşturulmuş. Kavisli bir hat boyunca uzanan geleneksel Yunan sütunları. Bu tür bir düzenlemeyi örneğin Palestrina'da görmüştük. Ama burada bunu oval bir formda görüyoruz. Bu resimde ilginç bir başka özellik daha var. O da sütunlu yol. Aslında Doğu eyaletlerinde çoğunda yollar sütunludur. Yol boyunca sütunlar uzanır. Bu İtalya'da asla ama asla görmeyeceğiniz bir özellik. İtalya'da hiçbir antik Roma kentinde sütunlu yol yoktur. Sonuç olarak Roma ve eyaletler arasında ilginç farklılıklar görmeye başlıyoruz. Neden öyle? Bu kendimize sormamız gereken ilginç bir soru. Kanımca bunun nedeni Yunanistan'ın, Anadolu'nun uzun geçmişi olan bir mimari geleneğe, Yunan geleneğine sahip olmasıdır. Yunan mimarisinde taş ve birçok yerde sütun kullanılır. Bu alışıla gelen ve sevilen bir mimarlıktı. Bunu kullanmaya devam ettiler, ama farklı şekillerde. Yunanlar hiç oval toplantı alanı, pazar yeri yapmamışlardır. Burada belki de amfiteyatrodan esinlenilmiş oval formla geleneksel Yunan mermer mimarlığının bir bileşimini görüyoruz. Bir diğer olağanüstü yerleşimde Palmiradır. P A L M Y R A. Burada bugün Suriye sınırlarında olan Palmira'nın kalıntılarını görüyoruz. Palmira'nın Gerasa gibi sütunlu bir yolu olduğunu hemen fark etmişsinizdir. Yol bu. Yol boyunca uzanan sütun dizilerini ve Palmira'ya Roma döneminde eklenen büyük Roma yapılarını görüyorsunuz. Bu onlardan bir tanesi. Palmira'daki taştan yapılmış bir tak ve gördüğünüz gibi tak sütunlu yolun bir parçası haline getirilmiş. Yol boyunca uzanan sütunlar da bu kemerli yapıya doğru ilginç bir manzara oluşturmuş. Burada sütunların üst kısmında imparatorluğun doğu eyaletlerinde çok sıklıkla gördüğümüz gibi dışa çıkıntı yapan konsollar var. Bu konsollar heykel koymak için kullanılıyordu. Buralarda Palmira şehrinin önemli kişilerinin, yöneticilerinin heykelleri duruyordu. Tetraplonlardan söz etmiştik. İki yolun kesiştiği noktada inşa edilen dört cepheli taklardı. Burada onlardan birini görüyoruz. Bu Palmira'da çok iyi durumda korunmuş olan bir tetrapilon. Burada gördüğünüz gibi yine geleneksel mimari unsurlar kullanılmış. Taştan yapılmış sütunlar ve onların desteklediği düz lentolar var. Altta tetrapilonun dört köşesini oluşturan taş kaideler. Üstünde bir tür çatı belki vardı belki yoktu. Bunun kapalı mı açık mı olduğunu bununla ilgili yorumu şimdi unuttum. Ama bunların bazıları çatılı bazıları çatısızdır. Bu örnek nasıldı açıkçası hatırlamıyorum. Ama burada imparatorluğun doğu eyaletlerinde çok sevilen bu tetrapilonların nasıl yapılar oldukları hakkında bir fikir sahibi oluyoruz. Ama Palmyra'dan sanırım çok daha ilgi çekici ve harika bir ödev konusu olabilecek bir başka yapı var. Böyle bir çalışmada hangi özelliklerin Roma kökenli, hangilerinin yerel olduğunu saptamaya çalışabilirsiniz. Roma eyaletleriyle ilgili çalışmaya başlayınca bu kaçınılmaz olarak oyunun bir parçası haline gelir. Bunun nasıl bir yapı olduğunu anlamaya çalışmak, başkenti olup bitenlerin buradaki yansımalarını saptamak, varlığını sürdürecek ve bu yapılarda kullanılacak kadar güçlü yerel etkileri bulmak gerekir. Buradaki örneklerde genellikle Roma özellikleriyle yerel özellikler bir arada görülür ve bu birliktelikten tümüyle farklı mimari bir fenomen ortaya çıkar ki bu yapıda da bunu görüyoruz. Bu bugün Suriye'de bulunan Palmira Bel tapınağı. Bel kim diye sorabilirsiniz. Bel bir tanrı. Bu da baştan size bir mesaj veriyor. Bel yerel bir tanrıdır. Bu bir Jüpiter veya Jüpiter Juno ve Minerva tapınağı değil, bir bel tapınağıdır. Bu en başından zaten yapı ile ilgili bir şey söylüyor. Roma'da olduğu gibi Roma döneminde Palmira'da da yerel tanrılara ilgi duyuluyordu. Belki planı okumakta bana yardımcı olabilirsiniz. Tipik Yunan, Etrüsk ve Roma tapınak mimarisi hakkında bildiklerimizi hatırlayarak bu plana bakarsak ne görüyoruz? Bu planda hangi unsurları saptayabiliriz? Kim söyleyecek? Evet. Portiko? Merdiven mi? Podium mu demek istediniz? Podyum. Podyum. Tüm yapıyı çevreleyen bir podyum. Bu çizimde de tüm yapıyı çevreleyen bir merdiven olduğunu görüyoruz. Yani podyum, merdivenler ve sütunlar. Sütunlar gördüğünüz gibi bağımsız ve tüm yapıyı çevreliyor. Yani tüm bunlar hangi tapınak mimarisinin özellikleri? Yunan, Yunan tapınak mimarlığının. Ama başka ilginç ne görüyoruz? Bu çok ilginç. Bu tam anlamıyla Yunan tarzı bir tapınak değil. Sella. Sella burada tek bir sellamız var. Ve bir kenarda Sella'ya uzanan bir merdiven, ek bir merdiven var. Sella girişi her zaman gördüğünüz gibi bir uçta değil. Genellikle tapınaklara kısa kenarlardan birinden giriyordunuz. Bir uçta da apsis ya da kült heykelinin konduğu yer olurdu. Ama burada merdivenin ortada olduğunu görüyoruz. Hatta tam ortada bile değil, biraz yana kaymış. Tapınağın uzun kenarlarından birinin üstünde bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Yani böyle ilginç bir merdiven konumu var. Ama bir yandan da Yunan tarzında tüm tapınağı çevreleyen bir merdiveni var. Tapınağın kenarlarından biri üzerine ek bir merdiven koyarak bir tür cephe vurgusu yapılmış. Bu anlamda çok karışık bir yapı. Liste böyle devam ediyor. Yeniden canlandırma çizimine bir bakalım. Burada ilginç olan ne görüyoruz? Kim söyleyecek? Üzerinde başlıklarıyla yüksek sütunlarımız var. Kapıya bakın. Görüyor musunuz? Oturduğunuz yerden ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama kapının üstünde neler var? Burada sütunların üst kısmı ve başlıklar var. Sütunların tepesi kesilmiş, kapının üstüne konmuş. Bu çok garip bir şey. Bunu tam olarak nasıl yorumlamalıyız? Böyle bir şey daha önce hiç görmedik. Tapınağın tepesinde kıvrımlı bir şeyler var. En tepede de güverte gibi bir yer görüyoruz. Bu düzenlemenin bel tapınımı ile bir ilgisi olabilir. Sonuç olarak burada Yunan ve Roma mimarlığının yerel unsurların ilginç bir karışımı söz konusu. Böyle bir çalışmada bel tapınımı ile ilgili araştırma yapabilirsiniz. Burada daha erken bel tapınakları olup olmadığını, bu özelliklerin yerel uygulamalarla bir ilgisi olup olmadığını araştırabilirsiniz. Yapı burada gördüğünüz gibi hala kısmen ayakta. Burada biraz önce sözünü ettiğimiz girişi, bazı sütunları görüyoruz. Gördüğünüz gibi bel tapınağı çok güzel bal renkli bir taştan yapılmış. Dönem tatilinde Los Angeles civarına gidecek olanlar için harika bir konu daha var. Getty Müzesi'ni görmüşsünüzdür. Tekrar gidebilirsiniz. Gitmediyseniz de çok sıra dışı bir yer ve gitmek için şimdi mükemmel bir zaman. Herkülenyum'daki Piper Villası kampanyadaki harika erken Roma villalarından biridir ve Bostratrakaze Villası ya da Capri'deki Villa Jovis gibi bu semestir gördüğümüz bazı villalarla benzer özelliklere sahiptir. Piper Villası adını içinde bulunan papirus parçalarından alır. Burada ev sahibine ait bir kütüphane varmış. Burada kütüphane konusuna da değinmiş oluyoruz. Bu arada kaynakça da antik kütüphaneler konusunda çok önemli bir kitap var. Yazarı Lionel Carson. C-A-S-S-O-N Efesos konusunda veya bu konuda çalışak, çalışacak olanlarınız o kitaba bakmak isteyeceklerdir. Burada ev sahibinin kendi kütüphanesi var. Kütüphanesinde özellikle belli bir yazara ait el yazmaları bulunmuş. Bu papyrus buluntularından dolayı da Herculaneum'daki bu villaya Papire Villa'sı adı verilmiştir. Villa'da bir süre önce kazılar yapılmıştır. O kazılar sırasında villanın planı çıkarılmış. Ama yerden sağlığı tehdit eden zararlı gazlar sızmaya başlayınca kazı durdurulmuş. Yani villa kazılmış, planı çizilmiş ve üzeri tekrar kapatılmış. Ama yakın bir zamanda kazılar tekrar başladı. Size kazılar sırasında çekilmiş bir iki resim gösteriyorum. Burada villanın bazı orijinal duvarlarını, stuko ve resimlerini görüyoruz. Konunun Getty Müzesi ile ilişkisine gelince John Paul Getty, Malibu'da müze olarak kullanılan bu villayı inşa ederken Piper Villası'nı model almıştır. Aslında tam anlamıyla model olarak kullanmış, Piper Villası'nın neredeyse birebir kopyasını yaptırmıştır. Bu, Piper Villası'nın kazılar sırasında çizilen planıdır. Bu planın Loreius Tubertinus evinin planına benzediğini fark etmişsinizdir. Orada da hatırlayacağınız gibi arsanın küçük bir kısmına iki katlı bir yaşam alanı inşa edilmiş, geri kalanı büyük bahçe olarak düzenlenmişti. Burada da aynı düzenlemeyi görüyoruz. Burada daha iyi görebilirsiniz. Burada bir avlu etrafında iki kat üzerine yerleştirilmiş yaşam alanları var. Villa arazisinin geri kalanını ise etrafında heykeller olan bu devasa uzun havuz kaplamaktadır. Yani John Paul Getty, Getty villası için Piper villasını model olarak kullanmaya karar vermiş. Burada gördüğünüz Getty villasının havadan çekilmiş bir fotoğrafı. Burada planın gerçek Piper villası ile hemen hemen aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu da Getty villasındaki büyük havuz. Bugün Getty Villası'na gitmek, zamanda yolculuk yapıp Parpre Villası'na gitmek gibidir. Birçok kişi bunun Malibu Disneyland'i, Disneyland'in bir Roma versiyonu olduğunu düşünür. Evet, belki bir yere kadar öyle olabilir. Ama şurası da bir gerçek ki, Getty Villası'nı gezerken antik çağdaki bir Roma villası hakkında Pompei'deki Misterler Villası'nı gezerken edineceğinizden çok daha fazla fikir sahibi olursunuz. Bunun nedeni bunun restore edilmiş olması ve çok iyi durumda olmasıdır. Buraya o dönemde olduğu düşünülen tür bitkiler de eklenmiştir. Duvar resimleri de iyidir. Buraya Piper Villası'nda bulunabilecek tipte heykellerin kopyaları da konmuştur. Piper Villası'nda yüzlerce heykel bulunmuştur. Bunların tümünü şimdi Getty'de görebilirsiniz. Bunun çok ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum. O nedenle size birkaç resim daha göstereceğim. Getty Müzesi'nden yola çıkarak orijinal villa hakkında çok ilginç bir ödev hazırlayabilirsiniz. Oraya gidenler veya hiç gitmemiş olanlar için birkaç fotoğraf daha görelim. Bu villanın girişi rampalı. Yakın bir zamanda gitmediyseniz eğer son yıllarda bu tiyatro gibi birkaç yeni ekleme yapılmış. Gördüğünüz gibi kaveyası, kama biçimli kuneuslarıyla antik bir tiyatronun kopyası. Yukarıda da harika iki lokanta var. Bir başka görüntü. Burada kaveyadan orkestraya ve Getty Villası'nın bir parçası olan sahne binasına doğru bakıyoruz. Biraz fazla yeni görünüyor ama aslında sadık kalınarak yapılmış. Sütunların alt kısmı kırmızı, üstü beyaz. Aynen Pompei ve Herculaneum mimarlığından bildiğimiz tipik sütunlar gibi. Bir başka havuz görüntüsü, etrafında Herkülenyum'da bulunan ünlü bronz dansçı heykelleri, orijinallerini birazdan göreceğiz. Bu duvarlarda gördüğünüz gibi birinci stil duvar resminin geti versiyonu. Tam olarak aynı değil ama yine de koridor boyunca duvarların nasıl dekore edilmiş olduğu konusunda bir izlenim edinmemize yardım ediyor. İkinci stil duvar resimleri de var. Tüm bunlar bazı resimler model alınarak yapılmış. Villada gezerken, aa evet ben bunun nereden geldiğini biliyorum diyebilirsiniz. Bu örneğin girlantları, sütunları ile Arap Pakis'teki motiflere çok benziyor. Yani bu örnekte bir ikinci stil duvar resmi görüyoruz. Getiden bir başka ikinci stil duvar resmi örneği. Burada gördüğünüz gibi kapı ve iki pencere ikinci stil duvar motifleriyle kaynaşmış durumda. Burada da Getty Müzesi'nin atriyumunu görüyoruz. Bu sizin de eminin bildiğiniz bir evden esinlenerek yapılmış. Sınav için çalıştınız. Bu hangi evin atriumu? Hangi? Veti Veti olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama yukarıda bir ikinci kat yok mu? Samnit. Samnit. Üst kattaki kapalı balkonu impluvium ve compluviumu ile Samnit evi. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Burada da başka bir havuzdan kapıların olduğu yere bakıyoruz. Bu kapıların ahşap pervazları vardı. Herkülenyum'da korunmuş örneklerini görmüştük. Buradan dans eden kadınların bulunduğu havuza bakıyoruz. En uçta ise Pompei'de bulunan ve dönemin başında gördüğümüz büyük bir çeşmeden esinlenerek yapılmış bir çeşme görüyoruz. Burada da tüm konu kompluvyumdan havuza ve heykellere yansıyan ışıktan yararlanarak mekanlar arası manzaralar oluşturmaktı. Gösterebileceğim hiçbir şey antik bir Roma villasının neye benzediği konusunda size bundan daha iyi bir fikir veremez. Getide böyle mermer kaplı odalar da vardı. Bunlar hem gördüğünüz mermer kaplamaları hem de birinci stil duvar resimlerine çok benziyor. Burada ayrıca bu bahçe gibi yerler de var. Gördüğünüz gibi sütunlarla çevrili, ikinci katında odalar, duvarlarında birinci stil resimler, ortasında heykel olan bir bahçe. Dediğim gibi bunlar villada bulunan ve şimdi Napoli Müzesi'nde olan gerçek heykellerin kopyalarıdır. Bu villa sahibinin büyük bir heykel koleksiyonu varmış. Malibu'daki Getty Villası'nın bu resminde de burayı yapanların villanın konumu konusunda bile bilinçli davrandıklarını görüyoruz. Villa aynen Romalıların yapacağı gibi bir tepe yamacına yerleştirilmiş, aşağıdaki harika manzaraya bakıyor. Çok hızlı, sadece fikir edinmeniz için buradaki heykellere bir göz atalım. Bunlar orijinal. Bu Herculaneum'dan bir atlet veya gladyatör başı. Bronz ama özellikle bu tip heykellerde yaygın olarak kullanılan kakma tekniğinde yapılmış. Gözlerinin ne kadar canlı olduğunu görüyorsunuz. Bu da Roma sanatındaki en güzel saç modeli. Bunu çok seviyorum. Yine Piper villasında bulunmuş bir başın etkileyici bir fotoğrafı. Bunlarda dans eden kadınlar. Bu orijinal heykeller olasılıkla Herculaneum'daki villanın havuzunu çevreliyordu. Çok iyi durumda korunmuşlar. Ve gördüğünüz gibi mümkün olan her pozda betimlenmişler. Eğer villa mimarisini seviyorsanız ama Getty veya Herculaneum ilginizi çekmiyorsa o zaman İngiltere'den bir örnek çalışabilirsiniz. İngiltere'den iki konumuz var. İngiltere'deki Roma sanatı üzerine ders yapmayacağız. Bu nedenle özellikle bu bölge ile ilgilenenler için bu iyi bir ödev konusu olabilir. Buradan bir villa bir de hamamımız var. Bu İngiltere'de Sussex'te Fishburn'deki Roma villası. Bu villanın olası bir modeli. Gördüğünüz gibi Roma'daki Templum Pakis ile birçok ortak noktası var. Bu da bir kenarı üzerinde yapı olan dikdörtgen bir alan. Bu yapıda Roma dışındaki diğer yapılarda olduğu gibi sorulması gereken sorulardan biri, bunun hangi yapıdan esinlenmiş olduğu, Roma'daki çağdaşları ile arasında nasıl bir yakınlık olduğudur, farklılıklar nelerdir, neler yerel uygulamalarla bağlantılıdır. Bugün Fishburn villasına giderseniz yerde hala çok iyi durumda olan mozaiği görebilirsiniz. Burada ondan bir ayrıntı görüyoruz. Üzerindeki levhada yazıldığı gibi bunun İngiltere'deki en eski örnek olduğu belirtilmektedir. Bu da örneğin Fishburn villasının hipokauslu özel hamamı. Burada bariz bir Roma etkisi söz konusu. Burada ayrıca sağda gördüğünüz bu çatı kiremitleri gibi buluntular da ele geçmiş. İngiltere'den bir diğer konu ise Bath'teki hamamdır. Bugün Avon'da bulunan Aqua Solis, İngiltere'de. Bu günümüzden Bath yerleşiminin harika bir görüntüsü. Bu da Bath'teki Roma hamamından geriye kalanların bir resmi. Burada da suyun Tiber'deki kadar yeşil olduğunu görüyorsunuz. Bu da elimizde yeteri kadar kalıntısı olan hamamın bölümlerinden biri. Burada kendinize bunun İtalya'da gördüklerimize kıyasla nasıl bir yapı olduğunu sorabilirsiniz. Bu hamamı Pompei'deki Forum ve Stabia hamamlarıyla ya da Titus zamanında yapılan imparatorluk hamamı ile kıyaslayabilirsiniz. Burada da benzer mekanlar olup olmadığını, inşa tekniğini, İnşaat malzemelerini, kime ait olduğunu, kimin inşa ettirdiğini araştırıp yapının Roma döneminde Akvastulis'in sosyal ve kültürel yaşamındaki rolünü sorgulayabilirsiniz. Yapının taş duvarlarından bir başka görüntü. Burada yine Beth Hamam'ının çok iyi korunmuş olan Hippakaos sisteminden bir resim. Burada ayrıca bu ilginç tuğla kemeri de görüyoruz. Bunun gibi yapılarda ne tip bir teknolojinin kullanıldığını araştırmak ilginç olabilir. Bir başka harika konu da Orta Doğu'dan Masada. Bu Masada'daki ünlü kayalık. Bilmiyorum oraya tırmandınız mı? Kaçınız Masada'ya tırmandı? Aranızda Masada'ya tırmanan var mı? İki kişi tırmanmış. Yalan yolundan mı çıktınız? Demek oradan çıktınız. Ben oradan çıkmadım. Yıllar önceydi. Yılan yolundan çıkmalıydım ama teleferikle çıktım. İşte böyle işin kolayına kaçmak isterseniz teleferiğe binebilirsiniz. Ancak o zaman başka teleferiklerin ve kayalığın güzel fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ama masadaya çıkarken kesinlikle bu eski yılan yolunu kullanmak gerekir. Buradaki konumuz Herodes Sarayı'dır. Herodes, M.Ö. 1. yüzyıl civarında Julius Caesar ve Kleopatra zamanında yaşamış, hakkında çok şey bilinen ilginç bir tarihi kişiliktir. Masada da bu tepe üzerinde inşa edilmiş sarayı da özellikle çok ilginç bir yapıdır. Yapının tarihine bakarsak bunun İtalya'da Palestrina ve Tivoli'den bildiğimiz yine tepe yamacına inşa edilmiş yapılarla çağdaş olduğunu görürüz. Tabi oralarda kademeli yamaçlar üzerine beton bir inşaat söz konusuydu. Burada ise gördüğünüz gibi farklı bir malzeme kullanılmış. Buradaki iki fotoğrafta Herodes Sarayı'nın nasıl bir yapı olduğunu görüyoruz. Yine kademeli, kabaca üç kademeli bir yapı. Böyle bir yapı inşa etmenin altında yatan fikir neydi? Burada sorulması gereken soru bu. Neden buraya inşa edilmiş? Neden basamaklı bir zeminde aşağıdan yukarı doğru yükselen bir yapı yapılmış? Hangi açılardan Palestrina ve Tivoli örnekleriyle kıyaslanabilir? Betondan mı yapılmış yoksa farklı bir malzeme mi kullanılmış? Her iki durumda da neden böyle bir malzeme diye sorulabilir. Burada ne tip mimari birimler kullanılmış? Size göstereceğim bu iki resimde Roma'nın bir anlamda çok da uzak olmadığını göreceksiniz. Örneğin Herodes Sarayı'nda da yine bu mekanın tabanını ısıtmak için kullanılan bir hipokaus sisteminin olduğunu görüyoruz. Burası hamam mıydı yoksa başka bir oda mıydı? Hatırlayacaksınız Roma'da Domitianus'un ziyafet odasının tabanını ısıtmak için de hipokaus kullanılmıştı. Bakın burada bir duvar resmi var. Bu, bu dönemde İtalya'da görülen duvar resimlerine çok benziyor. Milattan önce de olduğumuzu tekrar belirtelim. Yani burada birinci ve özellikle bisikleti ikinci stil duvar resimlerinden ya da birinci stilden ikinci stile geçiş aşamasından söz ediyoruz. Mezarlar Mezarların çok çeşitli olduklarını ve mezar sahipleri hakkında çok şey söyledikleri için özellikle ilginç bir konu olduğunu görmüştük. Size çok kısa bir şekilde Pompei'deki iki mezar yolundan söz etmiştim. Via Dei Spolcri ve Via Nucera. Ama isterseniz bunların yerine Roma'daki mezar yapılarında çalışabileceğinizi söylemiştim. Ama Pompei mezar mimarlığında görülen çeşitlilik hakkında daha çok şey öğrenmek isteyenler için bu çok ilginç bir konu olur. Buradaki mezarlar ev biçimli olanlardan, ikinci bir katında aralarında heykel bulunan sütunlar olanlara, ortasında yine içe heykelli nişi olanlara kadar çok çeşitlidir. Buradakinde de var, heykel ne yazık ki başsız ama altında korunmuş bir yazıt var. Yani bu insanların kimler olduğunu, haklarında bilinenleri öğrenmek isterseniz bir tür kültür çalışması da yapabilirsiniz. Bu benim Pompei Via Nucera'dan en sevdiğim mezar. Bunun size Roma mezar mimarlığında daha önce gördüğümüz bir şey hatırlatmış olması lazım. Neyi? Vinya örneğindeki kolumbaryum. Ama Roma'daki mezar mimarlığında duvarlarında nişler bulunan bu tipin yer altında olduğunu hatırlayacaksınız. Ama bu da çok iyi bir fikir. Burada kolumbaryo fikrini alıp bir mezarın cephesine uygulamışlar. Her birinin önünde benzer tip bir yazıt var. Tüm bu unsurlar mezarın cephesinde kullanılmış. Böylece Pompei'deki bu Vianucera mezarında ilginç bir cephe oluşturulmuş. Roma eyaletlerindeki konutlar. Fransa'dan Vezonle romenden evler. Antik dönemdeki adı Vasio Vocontiorum. Fransızlar bunun Fransız Pompei olduğunu söylüyorlar ama ne yazık ki pek de öyle değil. Burada hiç kamu binası yok. amfiteyatrosu, tiyatrosu ya da odeonu yok. Ama burada da bazı ilginç evler var. Evler de Pompei'dekiler kadar iyi korunmuş durumda değil. Bu İtalya örneklerinden bildiğimiz unsurlara sahip bir evin modeli. Peristili bir avlusu olan helenleştirilmiş domuz tipinde bir ev. Bu atriumdaki kompluvium. Bakın bir uçta da önünde havuz olan bir sütun dizisi var. Yani burada da Pompei'de gördüklerimize çok benzer özellikler görüyoruz. Bu Vezon Le evlerinden bazılarının bugünkü durumu. Etrafında onları çevreleyen modern yerleşim var. Ama gördüğünüz gibi fazla bir şey kalmamış, sadece temeller korunmuş. Ama kalıntılar evlerin mimari planını çıkarmak için yeterli. Bunları Pompei'deki örneklerle kıyaslamak Nelerin benzediğini İtalya'da değil de Galya'da inşa edilmiş olmalarından dolayı nelerin farklı olduğunu araştırmak ilginç olabilir. Burada evlerden birinin peristil avlusunu ve bir mozaik örneği görüyoruz. Buradaki duvar resmine bakarsanız bunların o dönemde İtalya'da görülenlerle uyumlu olduğunu görürsünüz. İkinci seçenek. Ayrıntılara girmeyeceğim ama web sitesinden bakarsanız bunun bir yapı seç, bir tema seç olduğunu görürsünüz. Eğer burada beğendiğiniz bir konu yoksa ama dönem ödevi yapmak istiyorsanız ya da gezilerde gördüğünüz ama derslerde konu etmediğimiz ya da hakkında sadece birkaç dakika konuştuğumuz bir yapı varsa onunla ilgili bir ödev de hazırlayabilirsiniz. Bunu da birinci seçenektekiler gibi hazırlayabilirsiniz. Bu da bir araştırma ödevi olmalı. Seçtiğiniz yapı için benden izin almanız gerekiyor. Bunu doğrudan bana e-posta ile ya da asistanlarımız aracılığıyla sorabilirsiniz. Onlar da size yardımcı olabilir. Seçiminizin iyi bir fikir olup olmadığını söyleyebilirler. Seçiminiz konusundaki tek çekincem o konuda yeteri kadar kaynak olmamasıdır. Elinizde okuyacak bir şey olmazsa işiniz çok zor olur. Yani seçtiğiniz konunun size yararlı olabilmesi için o konuda çok sayıda yayın olduğundan emin olmak isterim. Evet bu da ikinci seçenekti. Üçüncü seçenek ise pardon bir tane unutmuşum özür dilerim. Çok hızlı birinci seçeneğin son örneğine Palmira'daki kule mezarlarına bakalım. Suriye'deki Palmira'dan söz etmiştik. Burada çok özgün bir mezar tipi var. Bunlar uzun kule benzeri mezarlar oldukları için kule mezar olarak isimlendirilmektedirler. Burada yerel bir taştan yapılmış olan bu sade mezarlardan bir örnek görüyoruz. Bunların merkezinde genellikle bir niş Nişin içinde de bazen ölen kişiyi bir yatakta uzanmış olarak gösteren bir betimleme vardır. Burada da bunlardan birinin içini görüyoruz. Çok süslü. Üstünde resimler olan kasetli bir tavan, tepede bir portre resmi ve içinde aile fertlerinin tek ya da grup halinde portreleri olan bir dizi niş var. Bu Via Appia mezarlarının dış cephesine gördüğümüz bir özellikti. Burada ise içeride. Bu konu Buradaki Yale Sanat Galerisinde de örnekleri olan bu Palmira portreleriyle ilgilenen biri için ilginç bir konu olabilir. Burada bunlardan bir örnek görüyoruz. Son ve benim en sevdiğim konuya gelince, bunu gerçekten önerebilirim. Hazırlaması çok eğlenceli olabilir. Aranızdan olabildiğince çok kişinin bu konuyu seçmesini tavsiye ederim. Gerçekten çok yaratıcı olabilirsiniz. Bu kendi Roma şehrini kendin yap seçeneği. Siz bir mimarsınız, bir şehir planlamacısısınız ve hayatınızın en önemli projesi için yarışıyorsunuz. Gerisini web sitesinden okuyabilirsiniz. 10.000 kişilik bir koloni kuruyorsunuz ve bunu Roma İmparatorluğu'nun istediğiniz bir yerinde yapabilirsiniz. Bunu yaparken dilediğiniz kadar yaratıcı hatta çılgın olabilirsiniz. Tek istediğim planın yanı sıra bir de yazılı ödev. Önce çizimler olmalı. Elde ya da bilgisayarda hazırlayabilirsiniz. Bu çizimler genellikle bir şehir planı ki şart değil ve yapı çizimleri olabilir. Yani yapmak biraz zamanınızı alacaktır. Çizim yeteneğiniz varsa ya da mimarlık öğrencisiyseniz bunu diğerlerinden daha kolay yapabilirsiniz. Ama çizim yeteneği olmayanların da cesaretini kırmak istemem. Bir süre önce çöp adam çizimleriyle yapılan ama bir o kadar da büyüleyici bir ödev yapılmıştı. Yani çizim yeteneğiniz olmasa bile amaç öyle iyi bir ödev hazırlamak. Güzel çizimlerden etkilenmeyecek miyiz? Tabii ki etkileneceğiz. Ama burada önemli olan ve asıl değerlendirilecek olan fikrin kendisi, yani yaratıcılıktır. Herhangi bir yer seçebilirsiniz ve dediğim gibi kurduğunuz koloniyi tanımlayan kuruluş sebebini ve adını belirten bir de ödev yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi tarihi İtalya'da veya eyaletlerde seçeceğiniz yeri konusunda da son derece yaratıcı olabilirsiniz. Bu şehirlere dilediğiniz her şeyi koyabilirsiniz ama ödevinizde bunu neden yaptığınızı açıklamanız gerekir. Örneğin gerçekte öyle olmadığı halde Anadolu'daki bir şehri beton yapılarla doldurabilirsiniz. Ama neden burada beton kullandığınıza dair bir açıklama getirmeniz gerekiyor. Gerekçeleriniz de çılgın olabilir. Hatta ne kadar çılgın olsa o kadar iyi olur. Bu açıklamalardan biz sizin imparatorluğun bu kısmında aslında beton kullanılmadığını bildiğinizi ama aşağıdaki şu 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 nedenlerden dolayı burada beton kullandığınızı anlayacağız. Sanırım burada yaratıcı yönünüzü keşfedebilirsiniz. Kalan son 5-6 dakikada size daha önce hazırlanan ödevlerden bazı örnekler göstermek istiyorum. Umarım gözünüzü korkutmam. Sadece ilham alasınız diye gösteriyorum. Mimarlık öğrencileri tarafından yapılmış çizim anlamında çok iyi birkaç örnek var. Ama göreceğiniz gibi diğerleri gayet basit. Onları da bu seçenek gözünüzü korkutmasın diye göstermek istiyorum. Bu bir limanda kurulmuş harika bir şehir. Rıhtımları görüyorsunuz. Depoların yanı sıra bir de liman işletmesi eklenmiş. Buradaki Kanekulay gibi bazı yazım hataları var. Adını olasılıkla Livya'dan almış olan Livya hamamını görüyoruz. Bir kenarında tapınak olan şu harika foruma bakın. Ama bir nedenle forumun ortasında bir tetrapilon var. Bir şekilde yol üstünde ama buradakinin nereye açıldığından pek emin değilim. Ama ilginç bir unsur olmuş. Bir de bir kenarında bu ilginç yuvarlak pazar yeri var. Değişik bir form gördüğünüz gibi şehrin bu kısmı oldukça düzenli. Bu mimarlık fakültesinden bir mimarlık öğrencisinin yaptığı çok sıradışı bir çizim. Büyük bir plandı. Size sadece yaratıcılık konusunda bir fikir vermesi için gösteriyorum. Şehrin adı Ultorium. Adını tabii ki Mars Ultor'dan almış. Burada bazı harika unsurlar görüyorsunuz. Her biri tanımlanmış. Büyük bir tapınak, bir tetrapilon. Bu projelerde tetrapilonlara hep hayranlık olmuştur. Burada da bir grup yapı var. 7 bir pazar yeri. Ben 6'yı çok sevdim. Bu bir kurya. Hiç yuvarlak kurya görmemiştik ama bu kesinlikle harika yuvarlak bir kurya. Burada gördüğünüz bazilikaya açılıyor. Bu Trajanus zamanında inşa edilen, Severus zamanında da kullanılan bazilikalara çok benziyor. İlginç kama biçimli dükkanlar. Burada da nelerin mümkün olduğu konusunda bir fikir edinebilirsiniz. Bir liman şehri daha ve bunu yapan bir mimarlık öğrencisi değil. Bu batık tiyatroya bayıldım. Burada limanın yanı sıra bir de denize batmakta olan bir tiyatro görüyoruz. Bu Flavius dönemine tarihlenen bir liman kenti. Yani koloninizi hangi dönemde nerede kuracağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bir başka örnek sanırım aynı projeden bir Flavius Bazilikası, Jüpiter, Juno ve Minerva Tapınağı yani bir Kapitolium Burada iki yanında zafer tanrıçası bulunan bir Titus heykeli. Yine aynı projeden, bu da şehrin kendisi. Bir amfiteyatro, bazilikası ve forumu var. Bir de sütunlu yol. İtalya'da bir şehirde sütunlu yol yaparsanız, neden İtalya'da sütunlu bir yol yaptığınızı açıklamanız gerekir. Ama eğer şehir doğudaysa bu normaldir. Sanırım yine aynı projeden bir Titus termesi ve bir kütüphane. Ama taş tanımlanmış, bunu çok sevdim. Buradaki amfiteyatroda dünyanın farklı yerlerinden, Suriye'den, Efesos'tan ithal taşlar kullanılmış. Aynı projeden bir tak. Tepesinde Zafer Tanrıçası ve bir yazıt var. Sonra bir de Zafer Kapısı. Arka planda da bir amfiteyatro. Bu daha basit ama ilginç bir örnekti. Küçük bir çeşme, kompozit başlıklar, yazım hatası olsa da kasetler, bir absis, filozof olarak tasvir edilen Titus, üçlü teknesi olan girintili çıkıntılı bir havuz. Bu çok basit, pek de orijinal değil ama yine de sevdim. Bu ev planı hangi evden esinlenmiş? Planı görmedik ama aslında sınav sorularından biriydi. Mozaikli atrium evi. Hatırlayacaksınız. Üste girişi atriyumu ve uçta da bazilika biçimli bir öyküs vardı. Yani bu kopya bir plan ama yine de sevdim. Sevmemin nedeni peristilli avludaki bu iki palmiye ağacı. Bu koloninin nerede olduğunu unuttum ama şu Florayla ilintili bir yerde sanırım. Bir başka çok güzel örnek, Severus dönemine ait bir şehrin çok büyük bir planı. Örneğin Septimus Severus ve oğlu Karakalla'nın onuruna inşa edilmiş yapılar. Septimus Severus'un karısı astroloji ile yakından ilgileniyormuş ve Burcu'na dayanarak ona her günün nasıl geçeceğini söylüyormuş. Bu öğrencide projesine gördüğünüz gibi mistik Mitras kültünü ve astrolojik simgeleri katmış. Burada bir mitras bahçesi var. Gerçekten de çok güzel olmuş. Bu da harikaydı. Bu öğrenci içinde şehrin yeri konusunda ipuçları saklı bir tür define haritası bulunan bir kitap hazırlamıştı. Ve çok eski gibi görülmesi için de epey uğraşmış. Sanırsınız Harrison Ford biraz önce bulmuş. Metin içine serpiştirilmiş bu harika planları görüyoruz. Sonra bu basit ev planı. Sanırım üçüncü stilde yapılmış harika duvar resimleri var. Ve bu. Bu hala benim en sevdiğim ödev. Sanırım 80'li yılların başında bu dersi vermeye başladığım ilk yıllarda Petrus Greenbergius yani Peter Greenberg tarafından yapılmıştı. Ödevini el yazması formatında hazırlamıştı. O dönemde kitap değil el yazmaları olduğunu gayet iyi biliyordu. O da sunumunu bir rulo halinde hazırladı. Kim bilir bu metni yazmak için ne kadar çok uğraştı. Ama ödevini rulo yapıp güzel bir kurdele ile bağladığı el yazması şeklinde sundu. Rulo'yu açınca şehir hakkında yazılmış bir metin buluyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi bir mimar veya bir planlamacıydı ve imparatora ya da imparatoriçeye yani bana projesini sunuyordu. Yani bana kurmak istediği şehrin projesini sunup kurmasına izin verip vermeyeceğimi soruyordu. Metin içine bu harika çizimleri eklemişti. Yani demek istediğim bu konuda çok sayıda harika ödev hazırlandı. Bu sadece onlardan biri. Umarım bütün bunlar size biraz esin kaynağı olabilmiştir. Teşekkür ederim.